Peki, teşekkür ederim. Tüm katılımcılara hoş geldin diyorum. Uzun bir ara verdik, Ramazan, bayram. Akabinde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne kadar devam ederiz bilmiyorum. Herhalde Mayıs'ın sonuna kadar ya da eğer duruma göre belki Haziran'ı da dahil edebiliriz. Henüz onu bilmiyorum. Ama yazın bir sürü ara vereceğiz. Tabii bir metni baştan sona okumak amacımız değil. Önemli olan burada bu metin nasıl okunuyor, nasıl ele alınıyor, kendi tarihsel bağlamı içerisinde nasıl çözümleniyor, onu pratikler eşliğinde, uygulamalar eşliğinde öğrenmek. Zannediyorum bunu da elden geldiğince yapmaya çalıştık. Bir tasdifülün metni nasıl okunur, nelere dikkat edilir, ne tür bir sıra düzeni içerisinde konular ele alınır. Bunları uygulama olarak gördüğümüzü düşünüyorum. Bayramdan, Ramazan'dan önce mantık kısmını okumuştuk ve demiştik ki klasik meşai gelenek büyük oranda biçimselleştirilmiş dil üzerinden sistemini kurar. Ve burada tabii kastettiğimiz mantık daha çok anlamlar üzerine, mefhumlar üzerine, lafızlar değil de mefhumlar üzerine giden bir yapı. Şimdi İbnül Ekfani'nin sıra düzenini takip edersek İrşadül Kasıt da ele aldığı ilk konu dil bilimlerinden. Çünkü önce burada bir mantık var. Önce dil bilimlerini, dil olmadan mantığa geçemeyiz. Çünkü delalet eden lafzı inceliyoruz. Vaz yoluyla delalet eden lafzı inceliyoruz. Bu lafızda müfret lafızlar, mantık kitaplarının tasavvurat kısmındaki delalet kısmını hatırlarsa arkadaşlar buradaki mantığı çok iyi anlarlar. Önce dil bilimlerini inceledi. Akabinde o dil bilimlerinden manaya, makul olana, mefhum olana giden mantığı inceledi. Peşinden de tümeli inceleyen, geneli inceleyen ilahi, el-kavl fil ilahi. Buradaki ilahi pek çok anlama geliyor. Beş tane anlamını verecek bize kendisi metinde. Şimdi bu konularla ilgilenen arkadaşlar için söyleyeyim. Klasik metinlerde böyle çok açık, seçik, herkesin üzerine ittifak ettiği bir sözlük yok. Bu düşünürden düşünüre değişiyor. Dönemden döneme değişiyor. Coğrafyadan coğrafyaya değişiyor. Bir de tabii herhangi bir düşüncenin kendi iç teorik dilinin gelişimine göre değişiyor. Dolayısıyla ilahi kelimesini gördüğümüz zaman her metinde, her dönemde, her zamanda aynı anlamı anlamayabiliriz. Aynı anlam kastedilmiyor olabilir. O açıdan buna çok dikkat etmekte fayda var. Evet. Şimdi neymiş? Ve huve ilmun yubhasu fihi anil mevcudat kulliha min haythu taayyunuha ve thubutuha ve tahakkuku hakaikaha ve ma ya'ridu leha ve nisbu ma beynaha ve ma ya'umuha ve ma yaqussuha min haythu hiye mevcudatin mujarradatin mücerredetun anil maddeti ve alaikla. Neymiş ilmu ilahi genel tanımıyla? Var olanları araştırıyoruz bu bilimde. Ama hangi var olanlar? Çünkü var olanlar çok çeşitli. Nesne türlerimiz diyelim buna günümüz Türkçesiyle. Çok çeşitli. Mahsusat olabilir. Yani algı nesneleri olabilir. Fizik dünya nesneleri olabilir. Ondan sonra zihnimizin ürettiği nesneler olabilir. Bunlar mevhum nesneler olabilir, muhayyel nesneler olabilir, farazi nesneler olabilir. Akledilir nesneler, makulat olabilir. Bir de mücerredat dediğimiz bu gelenekte maddeye ve maddi olana, hem maddi değil, madde değil hem de maddi olan, cisimsel olan özellikleri taşımayan, zaman mekan ötesi değişimi uğramayan mevcutlar da var. Bugün de üç aşağı beş yukarı ontoloji dediğimiz disiplinin incelediği konular bunlar. İşte matematik nesneler diye, toplumsal nesneler, toplum biliminin nesneleri, tarihin nesneleri. Herhangi bir bilimi incelerken hatırlarsanız söylemiştik. İlk yapmamız gereken o bilimin nesnelerini tespit etmek. Ne tür nesnelerle uğraşıyor? Nesneleri tespit edeceğiz ki o nesneye ilişkin yüklemeler yapabilelim. Eğer insanı diyelim tıp açısından ele alırsak, tıbbın bir nesnesi olursa
ona yapacağımız yüklemeler sağlık, hastalık cihetinden olacaktır. Ahlak cihetinden insanı inceliyorsak yüklemelerimiz değişecektir. Efendim siyaset bilimi cihetinden bir toplumsal varlık olarak insanı ele alacaksak yüklemelerimiz değişecektir. Dolayısıyla nesneyi belirlemek, o bilimin nesnesini belirlemek, o nesneye ilişkin yargılarımızı, yüklemelerimizi de belirleyecektir. Her zamanki ilkeyi hatırlayacağız burada. Herhangi bir şeyin üzerine hüküm vermek, yargıda bulunmak, o şeyin tasavvurunun bir uzantısıdır. Dolayısıyla o şeyin tasavvuru nedir ki ona yargı, o tasavvurun uzantısı olsun. Ahlak nesnesi ise farklı, tıp nesnesi ise farklı, efendim fizik nesnesi, insanı fizik nesne olarak alabiliriz. Buna çok dikkat etmek lazım. Dolayısıyla burada mevcudatı araştırıyor ilmül ilahi, ama nasıl mevcudat? Mevcudatun mücerredetun anil maddeti ve alaike. Madde ve maddi olan her tür yapılardan mücerred. Buradaki mücerred ilk bakışta günümüzde de soyut diye tercüme ediliyor, ama bu soyut çok yanlış anlaşılabilir. Diyelim ki biz kavramları da soyut kabul ediyoruz. Evet, o maddeden soyutlanmış anlamda, ama buradaki mücerred bir tarafıyla madde ve mekanda, zaman ve mekandan, zaman ve mekan ilişkin her şeyden soyut. Tanrı gibi mesela, akıl gibi kavramlar. Demek ki maddeden ve maddi olan yapılardan, zaman ve mekan kategorilerden bağımsız olması bakımından var olanları inceliyor. Yani bir var olan var orada, bir mevcudat var, ama bu mevcudat dediğimiz haysiyet, haysiyet diyorlardı hatırlayın. Bu haysiyet cihetinden inceleniyor. Madde ve madde olmayan ve maddi hiçbir özellik taşımayan, zaman mekan kategorilerinden bağımsız olarak. Dolayısıyla bunları ne cihetinden, taayyün cihetinden, subut cihetinden, hakikatlerinin gerçekleşmeyi tahakkuku cihetinden, onlara arız olanlar cihetinden, aralarındaki nispet cihetinden, genel ve özel olmaları cihetinden bu mücerred var olanları inceleyen bilim ilmül ilahi adını alıyor. İbn-i Rekva'nın tanımına göre. Konusu nedir? Ve mevduhu el mevcudat ve ahvalü min hâfîn haysiyet. Bu haysiyetten, bana geçti burada bakın, bu haysiyetten mevcudatın ve ahvalinin, yani haysiyet dediği burada mücerred olması bakımından var olanları ve hallerini inceleyen bilim oluyor. Ve yu'abbiru anhu bil ilmil ilahi. Buna işte ilmil ilahi adı verilir. Yani ilahi olan zaman mekan kategorinin dışında olan demek bir tarafıyla. Bu aynı zamanda rububiyeti de kuşatır. Onun için bir tarafı rububiyetle alakalı, biraz sonra bahsedecek. Sonra ve bil ilmil kulli li umumihi ve şumuli bi nazaril kulliyatil mevcudat. Var olanların külli açıdan incelenmesini bu ilim üstlendiği için buna ilmi külli de denir. El ilmil kulli, külli ilim. Yani var olanların aralarındaki en temel özellikleri incelediği için. Sonra ve bi ilmi ma ba'de tabia. Buna ma ba'de tabia, metafizik, ma ba'de tabiattan sonra gelen ismi de verilir. Niçin? Çünkü konuları maddeden ve maddeye ilişik, maddi olan her şeyden bağımsız olduğu için. Şimdi burada biraz duralım. Bugün bile siz herhangi bir metafizik kitabını açtığınız zaman, hatta bir ontoloji kitabını açtığınız zaman tanımlarda çok farklı, hatta bazen birbirini eleştirecek seviyede tanımlarla karşılaşırsınız. Bir taraftan işte varlığı varlık olması bakımından inceleyen bilim denir. Bir taraftan var olanın genel kategorileri denir. Bir taraftan bilimin genel ilkelerini veren bilim denir. Ya bu işte Aristoteles'ten beri gelen bu gelenekte metafiziğin ve bazen ontolojiyle beraber düşünülür. Bazen ontolojiden ayrılır. Hala çağdaş metafiziğe giriş, ontolojiye giriş kitaplarında bu ayrımları görürsünüz. Mesela biraz önce girişte de dediğim gibi İslam dünyasında da öyle çok %100 ortak tanımlar olmuyor. Zamana, mekana göre değişiyor. Mesela müellifi meçhul olan En-Nihaye fi Tavdil Hidaye adlı bir eserde şöyle tanımlanıyor mesela. İlmül ilahi
varlık ve illetlerini araştırmak. Yani vücudu, varlığı ve onun illetlerini araştırmadan ilme deniyor. Bazen buna ma kable tabia da deniyor. Tabiattan önce gelen. Şimdi ma bade tabiayı biliyoruz ama ma kable tabia ne demek? Bazı metinlerde bunu görüyoruz. Mesela Esir Dineberi'nin bazı metinlerinde metafizik fizikten önce gelir. Zannediyorum Kazvini'nin metninde de öyle. Şimdi biz genelde şuna alışırız. Fizik sonra metafizik. Adı üzerine fizikten sonra. Ma ba'de tabia. Ama fizikten önce de geliyor. O zaman da ma ba'de tabia denmiyor. Ma kable tabia. Kable önce demek. Tabiattan önce gelen. Ha. Şimdi bunu nasıl tanımlayacağız? Bu aslında o ilme yaklaşım tarzınızla son derece alakalı. Şimdi ilmül ilahi dediğinizde varlık ve illetlerini araştırdığınızı kabul ediyorsunuz. Ma kable tabia, tabiattan önce dediğinizde mücerret nihai ilkeler fiziğin illetleridir. İllet cihetinden bakıyorsunuz. Çünkü metafizikte fiziğin illetleri fizikten önce kabul edildiği için, mesela diyelim ki faal akıl, akıllar, nefisler, tanrı, fizikten önce onun illeti olduğu için tabiattan önce incelenebilirler, fizikten önce incelenebilirler. Çünkü onlar, o illetler, nihai illetler zaten fizikten öncedirler. Biliyorsunuz meşai sistemde nihai illetler fizikten önce gelirler. Fiziğin varlığa gelmesinin nedeni odurlar, tüm fiziği. Onun için buna makable tabiada denilir. Yani fiziği mümkün kılan en temel ilkeler. Mabade tabiat dediğimizde nedir? Aslında burada bir pedagojik durum var diyor metinlerin, bazı metinlerde. Çünkü biz eğitimde metafizik soyut olduğu için onu fizikten sonra koyarız ki önce fiziği bilelim, sonra metafiziğe geçelim. Niye? Çünkü metafiziğe fizik üzerinden, fizik vasıtasıyla geçilir de ondan. Bu da tamamen insan zihninin çalışma tarzıyla alakalı. Çünkü fizik mahsusata, algıya dayanır. Duyularla idrak edilir. Metafizik ise makulata dayanır. Akılla idrak edilir. O soyutluğa zihni ulaştırmak için önce fizikten başlanır. O zaman da buna ba'de tabia deriz. Dolayısıyla verilen isimlerin her birinin bir ciheti var. O ciheti tespit etmek gerekiyor. O terimin anlamını yakalayabilmek için. Yoksa bunlar bir kavram çokluğu olsun, kavram üretelim mantığıyla yapılmış şeyler değil. Baktıkları cihet, baktıkları haysiyet değiştiğinden dolayı farklı adlar veriyorlar. Evet, bunu metinlerde buna azami derecede dikkat etmekte fayda var. Şimdi diyor ki İbn-i Rekfani bu açıklamayı yaptıktan sonra, 5 tane temel cüz'ü vardır ilmül ilahinin. Ve ezzehul asliye hamse, 5 tane temel alt disiplini var. Birincisi en nazaru fil umurul amme, transcendental dediğimiz bizim çağdaş felsefe terminüsünde aşkınlar, yani en genel kavramlar. Buna bizim metafizikte el umurul amme diyoruz. Şeyde, kelamda mesela herhangi bir kelam kitabını açtığınız zaman hatırlayın, nazar yani düşünme yönteminden hemen sonra insan ne düşünürse düşünsün kullandığı en temel kavramları ele alan kısma transandantal ya da el umurul amme, genel kavramlar. Oradaki umur, emr, iş demek değil, durumda demek, kavram demek. Emr, şeyin zihni olanına denir. Şey, maddi anlamdadır. Tabii bunlar tesamüh yoluyla birbirine yerine kullanılır şüphesiz ama dakik bir tanımlama yapmak gerekirse şey maddi olan, fiziki olan, harici olan demektir. Emr ise zihni olan şey demektir. Zihin, kavram gibi mesela. Evet. Onun için el umurul amme, en genel kavramlar, en kuşatıcı ya da el umuru şamile, en kuşatıcı kavramlar adını veriyoruz. Ne gibi? Varlık gibi. Varlık en kuşatıcı kavram. Ne, çünkü ne üzerine konuşursan konuş, önce onun varlığını onaylarsın. Yani insan şöyledir, insan böyledir gibi yüklemelerimizin altında insan vardır önermesi her zaman mevcuttur. Orada durur o. Ki biz ona yükleme yapabilelim. Sayı şöyledir, sayı böyledir dediğimiz aslında sayı vardır.
sayı şöyledir demektir bu. O gizil bir önerme olarak biz onu açıkça söyleyelim ya da söylemeyelim. Tüm diskurlarımız, tüm söylemlerimiz, tüm yargılarımızın zemininde ontolojik bir önerme olarak bulunur. Bu gayet doğal. Ve zaten tanımını da yapamıyoruz çünkü üst bir kavramı yok onun el ucunda. Sonra mahiyet, bu sisteme göre mahiyet de bir mücerret ve genel kavramdır. Nesneyi mahiyet esas itibariyle bu sistemde dışarıda bulunan nesnenin madde ve suret, cevher ve araz olarak bulunan nesnenin zihinde cins ve fasılla dönüştürülerek terkip edilmesine denir mahiyet. Mahiyet dışarıda mahluttur. Yani arazlarla karışık olarak bulunurken zihin o arazlardan onu temizleyerek onu akılda tekrar yakalar. Bunu daha önce de anlatmıştık. Yani o gidiş gelişleri arkadaşlar iyi yakalamak lazım ki sistemi karıştırmayalım. Yani aslında bunlar kavramları ve kavramların delaletlerini, referanslarını, yayılımlarını çok iyi yakaladığımızda ne denmek istediğini, o yargıları da iyi yakalayabiliriz. Evet. Sonra vahdet, birlik kavramı da genel bir kavramdır, bir transandantaldir. Kesret, çokluk kavramı da öyledir. Vücub, zorunluluk, imkan kavramı, kıdem, kadim olmak yani, hudus, sonradan olmak ve esbab, nedenler, illetler ve müsebbabat, illet ve malul yani ve mayecin hazel mecra ve buna benzer kavramların hepsi nedir? Genel kavramlar. Aslında burada demek ki ilmul ilahi dedikleri bu dönemde sistemin birinci bölümü varlık, being yani existence ve onun taksimatı üzerine, onun nitelikleri üzerine yapılan bir araştırma. Birinci anlamı bu. Bu sistemde. Varlık ve varlığın özellikleri. Birlik olması, çokluk olması, imkan içinde olması, nedir onun, mahiyetin olması, illet mahalli ilişkisinin olması. Sistemin temel kavramları bakımında. İlmül İlahi'nin ikinci alt temel dalı ise metodoloji diyebileceğimiz bir konudur. Nedir o? En nazar fi mebâdil ulum kulliyâ. Tüm ilimlerin genel ilkelerini incelemesi ve tebeyyünü mukaddematiye ve meratibe. Bunların öncüllerinin ve düzenlerini vermesi. Çünkü klasik gelenekte, bu gelenekte, meşyai gelenekte tüm bilimler ilkelerini metafizikten alırlar. Yani siz matematikte toplama, çıkartma, çarpma, bölme, üs alma, kök alma gibi işlemler yaparsınız ama bunun ilkeleri mesela sayı nedir gibi ve benzeri şeyleri tartışmazsınız. Sayı ontolojisi nedir, sayı nerede inşa edilir, zihinsel midir, fiziksel midir, şu mudur, bu mudur ya da geometrik nesneler, ne tür nesnelerdir, geometrik yargılar ne tür, bunları siz tartışmazsınız. Siz geometri yaparsınız, siz aritmetik yaparsınız, siz cebir yaparsınız. Bu ilkeleri metafizikten alırsınız. Dolayısıyla metafizik bir tarafıyla da tüm bilimlerin metodolojisine dönüşüyor. O bilimlere ilkelerini veriyor. O bilimlere teorik düşünme imkanlarını veriyor. İlkelerini veriyor. Öncüllerini veriyor. Ve nedir? Belli bir sıra düzeni içerisinde iş görmelerini sağlıyor. Dolayısıyla ilmül ilahi dediklerinde bu adamların anladığı ikinci alt temel disiplinde metodoloji. Her bilimin temel ilkelerini verme anlamında. Evet. Şimdi üçüncüsü nedir? Üçüncü asıl parça. En nazar fi ispati vücudil ilahil hak. Tanrı. Yani hak olan ilahın varlığını ispat etmek. Ve delalete ala vahdetihi ve teferrüdühü bir rububiyye. Onun vahdetine delalet etmesi, Rab'lıktaki ferdiyetine delalet etmesi, onun sıfatları, ondan sonra zatı itibariyle çokluğu içeremeyeceği gibi konuları açıklamak. Yani Tanrı. Buradaki Tanrı'nın tanımı ve idraki, uluhiyeti, rububiyeti konusunda şu ya da bu şekilde farklı düşünceler olabilir ama bir Tanrı var ve bu Tanrı'nı da inceleyen nedir? İlmi ilahi altında inceliyorlar. Demek ki bugünkü metafizik evet genel varlık kavramlarını inceler. Gerçi bu
Bu da tartışmalı. Varlık mı, the varlık mı? Hani böyle bir ayrım var ya. Ontoloji, the ontoloji ayrımı var. İşte özellikle Quine geleneğinde. Yani biz mevcudatı aşan bir vücut üzerine konuşamayız. Öyle bir şey yok çünkü. O bir kavram. O bir yüklem. Farklı bir yüklem. Yani X vardır dediğimizde bir yüklem bu. Ama bu yüklem farklı bir yüklem. Bu metafizikte, metafiziğe giriş kitaplarında hemen başta incelenir. Oradaki vardır, var olmak yüklemi ne tür bir yüklemdir? Bunun üzerine bir sürü şey var. Teori var. Evet. Dolayısıyla şey nedir? Genel kavramlar bugün de metafizikte inceleniyor. Ayrımlarını bir kenara bırakırsak. Tümel kurallar varlığa ilişkin, evrene ilişkin en genel kurallar konusunda da metafizik konuşabilir. Tanrı konusunda da özellikle natural God, yani doğal tanrı ya da felsefi tanrı anlamında dinlerin, kurumsal dinlerin tanrısı değil de onlar üzerinde o teolojiler konuşuyor. O her dinin kendine göre bir teolojisi var. Şimdi dördüncü şey nedir? Burası da enteresan. Bugün artık apayrı bir disiplin oldu bu. Zihin, yani bilinç anlamındaki zihin. Er-Rabi en-Nazar fi isbat el-cevahir el-mucerreteti min el-ukuli ve nüfusi vel melaiketi vel insi vel cinni ve şeyatin ve kaygı ve ahvali. Şimdi bugün tabii hiçbir felsefi sistem bunları kendine konu almaz. Birincisi neymiş? Mücerret cevherlerin ispatı. Yani madde olmayan, maddi özellik taşımayan, zaman mekan kategorinin dışındaki cevherler. Akıl gibi. Buradaki akıl kozmik akılları kastediyor tabii. Nüfus, kozmik nefsler. Sonra melekler. Şimdi bugün hangi felsefesi de melekleri kendine konu alır? İns. İnsan, soyut nefsi bakımından insan. Cin. Ondan sonra şeytan. Bunların hakikatleri ve bunların ahvali. Şimdi İbn-i Sina'nın diyelim ki şifasının ilahiyat kısmını alalım. Bunlarda da atıf var. Bunların ortak özelliği biraz önce dediğimiz gibi mücerret cevherler olmaları ve bunları da siz ilmül ilahiyat yani metafizikte inceliyorsunuz. Bunlar hakkında belirli önermeler kurabiliyorsunuz. Bugün bunu yani akıl nedir, bilinç nedir? Tabii kozmik akıl değil bu. Kozmik akıl diye bir şey yok. Gerçi şimdi panpsişik teoriler ya da emerge teorilerde tekrar bu konular gündeme geldi. Yani bugün en daha bugün bir makale indirdim. Güneş'in bilinci var mı? Yani Güneş solar consciousness yani bilinç üzerine elektromanyetik alanların belirli bir bilinç taşıdığını, işte yine bir makale paylaşmıştım eğer takip eden arkadaşlar varsa, örümceğin ağının, örümceğin bilincinin bir uzanımı olduğunu anlatıyor bize. Bu panpsişik teorilerde. Extended mind, yani yaygınlaştırmış zihin, dünyanın zihni özelliklerinin olduğu ve benzeri. Dolayısıyla bugün bile farklı açılardan geri dönüyor. Şimdi arkadaşlar bu şaşılacak da bir şey değil. Hani Jung'un ifadesiyle Homo sapiens sapiens yani insanın malumatı genişledi tarih süreci boyunca. Zihnimiz değişmedi. Zihin büyümedi yani. Malumatımız çok arttı. Big datalar var. Zaten onları kuşatmakta da zorlanıyoruz. Bilimler dallandı, budaklandı. Bir matematikte bile birbirini anlamayan bir sürü alan var. O alanın uzmanı konuştuğunda diğer alanın uzmanı yakın değilse birbirine hiç anlamıyor. Ha. İnanılmaz bir malumat çeşitliliğimiz var, çokluğumuz var. Onun için yapay zekalar icat etmeye çalışıyoruz ki bu dataları, bu malumatları işleyebilsin diye. Şimdi ama şeylerimiz değişmedi, zekamız gelişmedi ya da davranış, o zekadan kaynaklanan davranış tarzlarımız değişti. İçerikleri değişti. Yani her zaman verdiğimiz tipik örnek. Öldürme davranışımız değişmedi. Sadece tarzı değişti. Eskiden taşla öldürüyordun, kılıçla öldürüyordun, kargıyla öldürüyordun, okla öldürüyordun. Şimdi füze yapıyorsun yani. Bu diğer konularda da böyle. Klasik gelenekte o dönemin imkanlarıyla, entelektüel bilgi imkanlarıyla, verileriyle bazı şeyleri tartışıyordun. Şimdi bunlara farklı
isimler vererek yine tartışıyorsun. Evrende acaba içkin bir bilinç var mı? Embedded consciousness, gömülü bir bilinç var mı? Bu bilinç insanda tam açığa çıkıyor işte. Bu immersion teori bunları tartışıyor filan. O açıdan klasik genellikle de bunlar farklı açılardan tartışılıyor. Evrende niçin tartışıyorlar? Onlar spor olsun diye değil. Belirli sorunları çözmek için bu kavramlar üretiliyor. Evrendeki hareketin hem kaynağı hem onun sürdürülebilir olması. Bugün de biz evrendeki hareketin kaynağı nedir? Ondan sonra bu kaynak, işte bu hareket belli bir dönemde entropiyle işte duracak mı, durmayacak mı? Paralel evrenlerle bunun ilişkisine falan gibi bir sürü teori var. Bazıları fizik teori bile değil artık tamamen. Felsefe bile denmez yani. Mistik neredeyse mistik teorilere doğru kayıyorlar. O dönemde de evrendeki hareketin kaynağı nedir? Ve bu hareketi sürekli kılmak nasıl mümkündür? Düşünün ne evrensel çekim yasası biliniyor, ne de diğer fizik kuvvetler biliniyor. Böyle bir ortamda müdebbir güçler, yani müdebbir ne demek? Evrende belirli amaçları gözeterek hareketi yönlendiren bilinçli güç, müdebbir güç. Ama bunlar belirli bir kurallılığa uyarak bunu yapıyorlar. Kafalarına göre tercih güçleri olmakla birlikte o determinasyon, o bir zorunluluk içerisinde kendi vazifelerini yapıyorlar. Bunlar ukul ve nüfus diyorlar. Bu zaten hepinizin bildiği bir şey. Ama bunun yanında özellikle dini terminolojide kullanılan melekler, cinler, şeytanlar gibi konuları da yine bu ilmu ilahinin dördüncü alt kısmında, asli kısmında incelediklerini görüyoruz. Bu da entesan. Şimdi beşincisi daha da ilginç. Yine bugün hiçbir felsefi sistem bunu incelemez. Eskatoloji dediğimiz öldükten sonraki hayat. Öldükten sonra hayat var mı, yok mu? Dirilme nasıl olacak? Bedeni mi olacak? Ruhi mi, nefsi mi olacak? Ondan sonra ya da başka türlü mü olacak? Akabinde oradaki nedir onun adı? Ceza, ödül, hesap nedir? Gibi konular. Bunlar dikkat ederseniz dinin konuları, yani dinlerin konuları daha çok. Ama bu dönemde felsefe de bunları inceliyor. İbn-i Sina'nın şeyine bakabilirsiniz. Genel ilkeleri itibariyle onları incelediğini görüyorsunuz. Evet. Neymiş beşincisi? Ahvalü nüfusil beşeriye ba'de müfarakati yani heyakil insaniye. İnsan bedenini, heykel diyorlar bedene. Beşer yani heykel, heyakil. İnsan bedenini terk ettikten sonra beşeri nefislerin hallerini şey yapacak. Ha, ve halül me'at, öldükten sonraki hayatın hali nedir? Onu anlıyor. Ve keyfiyet irtibatil halk bil em. Ve yaratılışın emirle olan ilişkisi. Bak son derece yeni bir kavram. Ve keyfiyet irtibatil halkı bil emr. Yaratılışın emirle olan ilişkisi. Kün feyekün. Nasıl mesela öbür dünyada yaratılacak insanlar tekrar gibi konular. Dediğim gibi bunlar bugün felsefenin konusu değil pek çoğu. Şimdi burada niye bu böyle? Çünkü bu sistem holistik, bütüncül bir sistem. Unsurdan asıla, yani en temeldeki ontik birim neyse, o birimden en üstteki ontik birim, işte Tanrı'ya kadar ve arasındaki her şey, fiziksel, matematiksel, astronomi fark etmez, her şeyi topyekün araştıran ve burada üretilen bilgiyi de insanın yaşama tarzına müdahil kılan bir sistemden bahsediyoruz. Bugün size hiçbir felsefe durup dururken ben şöyle bir büyük bilgi ürettim, sen bunu şu şekilde yaşa, bu şekilde yaşa demez. Gerçi ona uygun doğal süreçlerle ortaya çıkan yapılan olmakla birlikte. Evet. Peki amacımız ne bunu yapmaktan, bu sistemde? Ne faydası var bunun? Ve menfaatuhu var olanların hakikatlerini, hakikatler hakkında doğru bir bilgiye, doğru bir inanca, buradaki inanç bilgisel anlamıyla, dini değil, iman anlamında değil yani, doğru olan bir inanca sahip olmak için. Yani eşya var, mevcutta var olanlar var. Mahsusat, makulat, mevhumat, mücerredat, bir sürü var olanlar var ve bu her var olan bir gerçeklik küresi oluşturuyor.
Bu gerçeklik küresiyle ben idrak ilişkisine giriyorum ve o bilgi üretiyorum onunla alakalı. Bu idrakin, bu bilginin doğru olması gerekiyor ki ben buradan hareket ederek yaşamımı belirleyeyim, ona müdahil olabilsin. Dolayısıyla en yetebeyyene fihi mutakadatul hakka, doğru inançları orada açıklamak, nasıl bunlar hakkında doğru bilgi elde edebilirsin. Min hakaikil mevcudat, bu var olanların hakikatleri. Buradaki hakaiki mahiyet olarak yorumlayabilirsiniz. Her var olanın, çünkü var olması mümkün olan bir ozyası, bir özü var. Bir, onu tespit etmek. Elleti yecibu en tu'takat. Yani doğru olduğuna inanmamız gereken, gerçeklikte böyle olduğunu kabul etmemiz gereken var olanların hakikatlerine ilişkin doğru bilgiyi bu ilim sayesinde, ilmi ilahi sayesinde öğreniyoruz. Bu sistemin iddiasına göre. Mahiye, bu şey nedir? Bu hakaik mevcudat nedir? Değil mi? Şeyde Nesef-i Akaidine bile alem olmuş değil mi? Hakaikul eşya sabitetun vel ilmu ve mutakibun dediği bu işte. Sonra vel batılatun. Batıl olan ne? Yani bu gerçeklik küreleri hakkındaki yanlış bilgiler nelerdir? Çünkü biliyoruz ki tarihsel süreçte biz sadece doğru bilgi üretmiyoruz. Yanlış bilgi de var. Bunlar nedir? Bunu nasıl, hangi ölçütlere göre, kritere göre belirleyeceğiz? Vel batuleti elleti yecibu en tuştanın, kaçınılması gereken. Mesela diyelim ki atomculuk bu sisteme göre yanlış bir sistemdir, batıl bir sistemdir. Çünkü niye? Fiziksel gerçekliğin asgari birimini ya da en temel unsurunu süreksiz nicelikler üzerinden inşa ettiği için mesela. Mâhiye, bu batıl olan nedir? Nasıl yapacak bunu ama? Bil berâhinil kâtaetil yakîniyye. Kesin burhanlarla yapacak bunu. Bu da ne mantıkla yani? Ne demek yakîni burada? Şek ve şüphe getirmeyecek. Öyle olduğu ve öyle olmadığını aynı anda kabul edeceksin. Yani bu kalem hakkı, kalem şöyledir demek aslında kalem başka türlü değildir demeyi de kabul etmektir. Burada gri tonlar yok. Yani evet, hayır, 0-1 mantığıyla gider bu. Ya yanlıştır ya doğrudur. Arada ara durumlar söz konusu değildir kesinlikle. Hatırlayın, mantık kısmından da üzerine konuşurken söylemiştik. Burada özsel, tümel ve kesin bilgi ideali, eşyanın hakikatini bilme ideali amaç olduğundan dolayı ilmi ilahi ile biz bu anlattığımız 5 alt disiplin içerisinde eşyanın hakikatini biliyoruz. Batıl olan, yanlış olandan kaçınıyoruz ve bunu yaparken de özsel, tümel ve kesin bir bilgi elde ediyoruz ki zaten itikad-ı cazim demek bu. Evet. Şimdi peki bunu niye yapacağız? Geldik kitaba başlarken okuduğumuz kısma. Çünkü bu ilmin amacı hem bu dünyada hem de öbür dünyada insana mutluluk kazandırmaktı. Hatırlayın, insanın potansiyellerini aktivite etmek, onları kemale erdirmek, tamamlamak ve insanı hem bu dünyada kendini gerçekleştirdiği için hem de doğruyu bilip doğruyu eylediği için öbür dünyada mutlu kılmak. Ve hadal ilmu vel maksud bizzatil insan fi kemali zatihi ve saadetihi fi taril beka. Hem zatının kemali hem de saadeti. Her ilim, bunun dışındaki her ilim, yani ilim, metafiziğin dışındaki, ilmi ilahinin dışındaki her ilim öte dünyaya taalluk etse bile esas olan budur. Yani bunlar, diğer bilimler buna bir vesiledir. Yani fizik metafiziğe bir vesiledir. Fizik bilimler, diğer bilimlerin hepsi metafizik için bir vesiledir. Zaten o şeyler, diğer bilimler de ilkelerini metafizikten aldıkları için temel öncüllerini, metafizik burada merkezdedir. Öyle bir bilim olabilir ki öbür dünyaya öldükten sonra dirilmeye ilişkin olsun. Yine bu bilime bağlıdır. Bu bilim
esas itibariyle merkezdedir. Diğerleri hepsi vesiledir buna. Eğer dünyaya ilişkin bir bilimse, fizik dünyaya, meaş dediğimiz, bunlar da yine metafiziğe tırnak içinde hizmetçi bilimlerdir. Yani metafizik şeydir, sultandır. Tüm bilimler esas itibariyle ilkelerini metafizikten alır ve vergileri de metafiziğe verir, değişenindeyse. Yani ilkeleri aldın, elektrik su aldın, vergini vereceksin anlamında. Dolayısıyla metafizik merkezde, kraliçe, resimlerde zaten özellikle Avrupa'da çizilen resimlerde de böyle gösterilir. Tamam. Yani diğer tüm bilimler, ister maada ilişkin bilimler, ister maaş, maaş bu dünya demek, yaşam. Şimdi Türkçe'de de böyle bir karışıklık var. Yaşam kelimesinin karşılığı klasik dilde maaştır. Maaş, aşeye, iş, ayş. Maaş var ya, maaş almak. Oradan geliyor işte. Yani günlük hayatını idame ettirecek gelir elde etmek demek maaş. Maat ise öte dünya. İkisini birlikte düşündüğünüzde hayat diyorsunuz. Buraya unutmayalım. Yani hayat kelimesi, tamam, hay kelimesi canlılık, bir tarafıyla da Cenab-ı Hakk'ın ismi. Ama burada hayatta süreklilik söz konusu. Başlangıç, bitiş değil. Hayatı bir ezeli ve ebedi çizgi olarak düşünürseniz tırnak içerisinde, orada herhangi bir kesit aldığınızda ona maaş diyorsunuz. O kesidin bittiği sonraki aşama maat diyorsunuz. Yoksa hayat devam ediyor. Böyle düşünmekte fayda var. Evet. Dolayısıyla maaş ve maada ilişkin tüm bilimler, yani bu şu demektir, tasdiful ulumdaki diğer tüm bilimler metafizik için bir şeydir, vesiledir, bir aracıdır, bazen hizmetçidir, bazen vasıtadır. Çünkü vesail ulum testemiddu minhum mebadi'ha ve teftegüle. Tüm bilimler ilkelerini buradan istimdad ederler, buradan alırlar ve hepsi ona muhtaçtır. Teftekru ileyhi. Bu teftekir ileyhi, iftekara ile, yani fakir kelimesinden geliyor. Kullanıldığı zaman kastedilen varlığın ona borçludur demektir. Yani mesela bizim bazı yazarlarımız el fakir ilallah derken kastettikleri bu. Fakir bizim anladığımız anlamda parası pulu olmayan demek değil. Yani varlığını neyin fakiri ise ona borçlu olan demek. El fakir ilallah, yani varlığımı Allah'a borçluyum anlamındadır. Kastedilen bu. Evet. Onun için fakirliği sevmek, klasik literatürde fakirlikle alakalı yapılan alıntıları insanlar hep maddeyle, kapitalist bir dünyada yaşıyoruz tabii, maddeyle ilişkilendiriyorlar. Halbuki tasavvufta biliyorsunuz yok iken yok gibi yaşamak miskinliktir. Onun bir anlamı yok. Varken yok gibi yaşamak önemli. Değil mi İbn Haldun bunu söyler? Var iken, yani zengin olacaksın ama yok gibi yaşayacaksın. Yok iken zaten yok zaten, ne yapacaksın yani? Numara yapacak halin yok. Yok iken yok gibi yaşamak miskinliktir o. Pespayeliktir yani. Önemli olan var iken. Şimdi o açıdan fakirlikten kastedilen burada bildiğimiz anlamda malla, dünyevi olan iktidarla alakalı değil, tamamen metafizik illetle alakalıdır. Bizim varlığımız illeti Tanrı'dır. Dolayısıyla illetimizi nereye nispet ediyorsak oranın fakiriyiz. Oraya borçluyuz anlamındadır. Evet. Şimdi bu açıdan tüm ilimler varlığını metafiziğe borçludurlar. O açıdan ve teftekürün iyi diyor. Ve huve ganiyun ana. Ama metafizik ise buna ihtiyaçtır. Onlardan ganidir. Yani gani aynı zamanda zengin demek. Yani onlara ihtiyacı yok. Varlığı kendinden olduğu için illeti yok. İlleti olmadığından dolayı da kimsenin borçlu değildir. Niye? Çünkü ondan sonra ilim yoktur. Metafizik en son ilimdir. İlkelerin devşireceği üst bir ilim yoktur. Şimdi dikkat edin, bizim gelenekte kelam aynı pozisyondadır değil mi? Kelam da İslami ilimlerin külli ilmidir. Tüm diğer ilimler ilkelerini ve şeyden alırlar, kelamdan alırlar. İşte İmam-ı Gazali'nin şemsiye benzetmesini hatırlayın. Genelde özellikle Razi sonrası metinlerde bu mukayese yapılır. Nasıl ki metafizik meşrai felsefenin tümel ilkelerini veren bilim ise, kelamda tüm diğer İslam ilimlerinin
ilkelenen bilimdir, tümel bilimidir denir. Evet. Kim bu ilmin hakikatine vakıf olursa, bunu anlarsa gerçekten iyi bir makam elde eder. Eğer kim de bunu başaramazsa gerçekten büyük bir kayba uğrar. Doğal olarak yani eğer biz metafizik konusunda yanlış bir güzergah seçersek neticede eşyanın hakikatini bilemeyeceğiz. Doğru bilgi elde edemeyeceğiz. Doğru bilgi elde edemediğimiz için davranışlarımızı kendisine göre belirleyeceğimiz ölçüt yanlış olacak. O da bizi hem bu dünyada şey yapacak, kendimizi gerçekleştiremeyeceğimiz için mutsuz yapacak hem de yaptığımız yanlışlar dolayısıyla öbür dünyada mutsuz kılacak. Olaya böyle bakıyor. Evet. Şimdi bu ilimin önemi açığa çıkınca, bu kadar önemli bir ilim, bu kadar önemli bir yöntem ise bu. Bu konuda da önemine paralel olarak iddia sahipleri de çoktur. Yani doğru yöntem bizimkidir diyenler ortaya çıkacaktır. Ve bundan dolayı da farklı iddialı tevaffarat-ı deva aleyhi farklı iddialar bunda ne olacaktır? Yöntemleri farklılaştırır. Vaktelefet turuk ilehi. Dolayısıyla farklı yöntemlerle bu bilgiyi elde ettiğini iddia eden, ilan eden bir sürü kişi ortaya çıkacaktır. Şimdi genel olarak kabul edilen İbn Sina'nın el-işaratta söylediği, daha sonra da daha böyle rafine edilerek anlatılan şey, bu konuda iki tane yol var. Yani metafizik bilgi, tabii bunu meşayiler söylüyor. İki tane şey var, nedir? Yöntem var. Bir tanesi bahs ve nazar yolu. Bunlar delil ve burhan üzerinden giderler. Ve büyük oranda filozof dediğimiz insanlar, hukema yani, bu geleneği takip ederler. Şimdi bu bahs ve nazar, tabii nazarın anlamı üzerine şimdi duracak değilim. 4-5 anlamı var bizim gelenekte. Ama şimdilik biz buna hani teorik düşünce diyorlar. Ne demekse ben hala anlamış değilim de. Teorik düşünce ne demek? Bugünkü teoriyle alakası yok, onu demek istiyorum. Nazari düşünce benim tespit edebildiğim kadar 5 farklı anlamı var. Bazıları birbirini tamamlıyor, bazıları birbirinden farklı. Ama en genel anlamıyla şuydu nazar, hatırlayın. Taşköprüzade'nin hareketle belirlemiştik. Nesneye, bu nesne derken bunu en genel anlamıyla kullanıyorum. Yani hangi gerçeklik küresine ait olursa olsun herhangi bir nesneye akılla bakmak, akılla içine girmek ve onu kurucu nesnelerine ayırmak ve sonra o kurucu nesneleri belirli bir illet mal ilişkisi içerisinde bir araya getirip sonra o nesneyi idrak etmek. Buna nazar diyor Taşköprüzade. Nazar bu yani. İşte ister maddeye bak, ister matematiğe bak, ister toplum nesnelerine bak, toplumsal nesneleri fark etmez. Evet. Şimdi bahs ise araştırma diye tercüme ediyoruz. Bahs aslında toprağı eşeleyip altına bakmak, oradaki börtü böceği bulmak, toprağın içine girmek anlamında. Ama burada bahs daha çok takip edilen yöntem cihetinden tasdikat aşamasında, ki bilgiyi o aşamada üretiyoruz esas itibariyle, şeyle, konuyla yüklem arasındaki irtibatı kurmak demek arkadaşlar. Bunu İbn Sina Şifa'nın mukaddimesinde anlatıyor, Medhalinde anlatıyor. Yani ne demiştik hatırlayın, nesnenin kuruluşunu, bu sisteme göre konuşuyorum, meşayi sisteme göre, nesnenin kuruluşu dörtlü bir tabakalama gösteriyordu. Bir metafizik kuruluşu hatırlayın, madde suret. Onun fiziksel kuruluşu cevher araz. Sonra bunun tasavvur, tanım kuruluşu, mahiyet ve onun levazımı. Sonra bunun tasdiki, orada ne oluyordu? Konu ve yüklem oluyordu. Yani sırayla geliyordu. Yüklem önermeyi kurduğumda da zaten hatırlayın ilim neydi? Tasavvur ve tasdik. Tasavvur yargısı olmayan demekti. Şey ise tasdik ise yargısıyla doğru ya da yanlış yüklemeleri yapılarak hüküm içeren anlamında. Burada ortaya çıktığı için nihai bilgi bu
konuyla yüklem arasındaki nisbeti, o kopulayı, o dırı inşa etme, o nisbeti kurma. Bu nisbet çok önemli çünkü klasik gelenekte. Budur bahs esas itibarıyla. Tamam mı? Öyleyse metafizik konusunda birinci yöntem bahs ve nazar yöntemi anlattığım şekliyle ve bunlar büyük oranda delil ve burhan üzerinden gidiyorlar. Delilin ne olduğunu biliyoruz. Herhangi bir kıyası büyük öncül ve küçük öncül olmak üzere belirli bir heyette tertip etmeye delil denir. Bunun sonucunda ortaya da burhan çıkar. Yani diyelim ki büyük öncül, küçük öncül bunu kurduğumuzda, bu nispeti kurduğumuzda bu bir bahstır. Buna delil diyoruz. Delil bizi başka bir şeye götüren şey demektir. Bunun sonucu tümden gelimsel bir sonucu olduğu için matlup ve buna da ulaştığımız için burhan diyoruz. Burhan da iki türlüydü hatırlayın. İnni ve limmi nasıl veren varlık burhanı ve o gerçeklik küresindeki varlığının niçin orada olduğunu veren limmi burhan. Quia propter quid dediğimiz Latince'de. Dolayısıyla bu sistem bu şekilde çalışıyor. Bunlar filozoflar dediğimiz meşayi filozoflar ve reisum Aristoteles. Onların reisi de kurucu ismi Aristoteles'tir. Çünkü mantık kitabı hatırlıyorsunuz. Birinci ayette, ikinci ayette filan. Aristoteles'in Ma'bade't Tabia kitabı bunu örneğidir. Burada o kendi yöntemini kullanarak metafizik bilgi üretiyor kendince. Sonra Farabi bunu terhis etti. Onun meşhur Araz, yani Aristoteles'in metafiziğinin amacı, maksadı kitabı, işte İbn Sina'nın okuduktan sonra Aristoteles'in metafiziğini daha iyi anladım dediği kitap. Buradaki anlama da çok yanlış. Şöyle bir şey değil bu. Yani İbn Sina 40 kere okudu, kafası basmadı anlamında değil. İbn Sina'nın metafizik anlayışına uygun değil o kitap. Oradan şüpheye düşüyor. Farabi okuyunca kendi zannı ya da kendi tespitlerinde yanılmadığını anlıyor. O da uzun bir konu. Yoksa 40 kere okudum, anlamadım, kafam basmadı. Bir daha okudum, olmadı, bir daha okudum, olmadı. Sonra Farabi'nin Arazını adlı kitabını buldum. Okudum, ha şimdi anladım anlamında değil o ya. Yani. Çünkü İbn Sina'nın Aristoteles metafiziğine çok nasıl diyelim, ilkece bir itirazı var. Yani o metafizik değil ona göre yani. Metafizik biraz teolojiye kayıyor çünkü. Niye? Onun da nedeni Aristoteles'in elinde imkan metafiziği yoktu ondan. Bu hala bir tür hudus metafiziği üzerinden gidiyor. Hareket metafiziği daha doğrusu. Ve fizeye bağlı. İbn Sina'nın metafiziği fizeye çok da bağlı değil, imkan metafiziği. Neyse, onu geçelim. Şimdi daha sonra Kitab Osolojiye Vel Mebahis-i Meşkil ile İmam Fahrettin bu konuda temel metinleri veriyor. İlginç. Tabii önce Aristoteles'in metnini veriyor doğal olarak. Sonra Farabi'nin terhisini veriyor. Araz kitabını veriyor. Ve diyor ki Miftahun Lehu. Buna bir giriştir, bir miftahtır, bir anahtardır. Sonra Razi'nin iki kitabını zikrediyor. Entesan. Biri Osolojiye, bu Metalibül Aliye. Onun girişinde zaten söyler bu Osolojiye adı verildiğini Yunanca'da. Ve El Mebahisül Meşrikiye. Ve Mebahisül Meşrikiye Razi'nin diğer adı. Bunlar ikisi de Fahrettin Razi'nin. Buradaki kitabı Osolojiye'yi sakın şey olarak düşünmeyin. Plotinus'un ennaatları anlamında düşünmeyin. Yani Pseudo-Aristoteles dediğimiz, Aristoteles'in ismi edilen işte belli bir kısmı çevriliyor Arapçaya. O değil. Razi'ninkini kabul ediyor. Meşhunun bir mebahis azil metalib. Bunlar tam anlamıyla metafizik olmasa da Razi'nin metalibiyle mebahisi bunlar şeydir. Bu konuları da içerir bu metinler demek istiyor. Şimdi burada enteresan bir şey söyleyecek. Diyecek ki bazılarına göre bu metafiziğin zahiri şeriatın hakikatine ya da hakiki şeriatın zahirine muhalif gözükebilir diyor. Yani meşayi felsefenin metafiziği ilk bakışta şeriatın zahirine aykırı gözükebilir. Ama inne tahkik, ama iyice baktığın zaman, iyice araştırdığın zaman la muhalefete illa fi, sadece lafsidir bunlar diyor. Mefhuma ilişkin herhangi bir şey yoktur, çatışma yoktur. Bu da
O klasik ifade biçimi. Ve burada bize enteresan bir örnek veriyor. Diyor ki ve kitab faslul makal fima beyne şeriatı ve ittisal İbn-i Rüşd bunu en iyi açıklayan metindir. Şimdi hatırlayın İbn-i Ekvani Mısır'da yaşıyor. Dolayısıyla hem Mağrib İslam dünyası hem Meşrik İslam dünyasının kesiştiği bir nokta. Hele onun yaşadığı dönemde hem Doğu İslam dünyasında Moğol istilası dolayısıyla hem de Batı İslam dünyasındaki politik karışıklıklar nedeniyle düşünürler, filozoflar, kitaplar, eserler Kahire'ye geliyor, Mısır'a geliyor. Çünkü Memlukların elinde bir istikrar adası. Memluk ordusu çok güçlü bir ordu. Zaten Memluk ordu demek ulema da, alimler de, ilim de sükunet istediği için buraya geliyorlar. Dolayısıyla İbn-i Rekfan'ın verdiği örnekte bir bakıyorsun Fahrettin Razi örnek veriyor. Hemen altında İbn-i Rüşd örnek veriyor. Şimdi verdiği eserin adı ne? Faslul Makal Fima Beyne Şerefe Tevinitse. Yani Faslul Makal bir konuda söylenebilecek son söz. Faslul Makal. Son söz. Yani o sözün faslı bu yani. Beyne arasında şeriat ve tabiat arasında minel ilişki. Şeriatla tabiat arasındaki ilişki hakkında söylenecek son söz. İbn-i Rüşd bu kadar iddialı. Şimdi burada yalnız dikkatimizi bir şey çekiyor. Mevcut yayınlanan nüshalarında kitabın adı ne? Faslul Makal Fima Beyne Şeriatı ve Hikmeti Minel İttisa. Hikmetle şeriat arasında değil mi? Ve bunun üzerinde ahkam kesen bir sürü insan var. Ha, hikmet, felsefe, Aristotelesçi meşayi felsefe, şeriatta işte Muhammedi şeriat, bunların arasındaki ilişki, daha doğrusu şeriatın da yorumu, eşari yorumu. Ama bunları görmüyorlar. İslam'la şeriatı da dinle özdeşleştirince, İslam'la özdeşleştirince, İslam'la felsefe arasında bir kavgaya dönüşüyor. Halbuki burada hiç alakası yok. Kitabın esas adı İbn-i Rekfani'nin verdiği addır. Daha sonra bu neticede değiştirilmiştir. Katip Celebi Keşf-i Zunun'da da aynı adı verir. Şeriatla tabiat arasında ilişki. Burada tabiat Aristotelesçilik demek. Şeriat ise din gibi ilk bakışta gözükse bile şafilik. Eşarilik. Eşarilik demek aslında esas itibariyle. Eşarilikle Aristotelesçilik arasındaki ilişki hakkında son söz demek. Daha özel bir şey. Tabiat ne demek? Niçin tabiat diyor? Tabai. Bu içkin logosçu metafiziğin bir tabiri. Tabiatı bunun anlamını vermiştim size. Esas itibariyle tabiat maddede bulunan müdebbir gücün, fail, etkin gücün adıdır. Bu cansızlarda buna füzis diyoruz, tabiat. Canlılarda buna nefs diyoruz, psike. Dolayısıyla evrendeki Tanrı'dan bağımsız, aktif, fail, etkin güçlerin adıdır tabiat esas itibariyle. Buna da dikkat etmekte fayda var. Bunu okuduğunuz zaman İbn-i Rüşd burada belirli bazı tevilatta bulunuyor ki Menheç kitabında da Menaiş'te de benzer yaklaşımı söz konusu. Diyor ki İbn-i Ekvani mütekeffilun, bu kitap mütekeffilun bir beyanil muhimmi minhadar. Bu konuda yani şeriatın zahiriyle meşayiliğin çelişmesinin lafsi düzeyde olması konusunda bize güzel bir örnek veriyor diyor. Evet. Bahisun ya da nazarcılar dediğimiz kişilerin yöntemleri eğitimde daha faydalıdır. Çünkü kavramsal, nedensel, eleştirel ve yöntemseldir. O açıdan bu yöntem büyük çoğunluğun katılabileceği bir yöntemdir. Ve ispat süreçleri açıktır. İşte kıyas gibi, nazar gibi. Ve bu kıyasın sonucu tümden gelimsel olduğu için de yakini bir burhan verir. O açıdan eğitimde de, yaygın eğitimde de en faydalı yöntemdir diyor İbn-i Ekvani. Ama diyor, ikinci yöntem var. Nedir o? Ve minel müştehidine menseleket tarik tasfiye ve nefs bir riyad.
Yani keşfi yöntem dediğimiz şuhudi yöntem. Şimdi dikkat edersek arkadaşlar, bu metnin yazarı 14. yüzyıl, 13. yüzyılın ikinci yarısı, 14. yüzyılın başlarında yaşamış bir kişi İbn-i Vekfani. 1344'tü yanılmıyorsam müfefaat. Şimdi dikkat ederseniz iki yöntemden bahsediyor esas itibarıyla. Bir ne diyelim, nazar yöntemi, bir de keşf yöntemi, daha sonra bu yaygın adla bilinecek. Esas itibariyle keşf yönteminin hakikat araştırması olduğuna ilişkin kanaat öyle çok kolay kabul edilecek bir kanaat değil. Yani ne kadar İbn Sina şifada makamatül arifinde buna değiniyorsa da bu bizim anladığımız anlamda değil. Daha çok onu rasyonalize etmeye çalışıyor. İbn Sina için yöntem bellidir. Kıyas yöntemidir, istidlal yöntemidir, nazar yöntemidir, bahs yöntemidir. Ama biliyorsunuz Gazali Munkız da bir iddiada bulundu. Dedi ki hakikat araştırması sadece meşayih filozofların tekelinde değildir, insanında değildir. Sadece kelamcılarınkinde de değildir. Hakikat konusunda farklı yöntemler olabilir. Tasavvuf da bunlardan biri de dedi. El-Munkız'ı hatırlayın. Bunu açıkça söyledim. Dolayısıyla eşyanın ya da mevcudatın tüm türleriyle mevcudatın hakikatini araştırmak, onlar hakkında doğru bilgi elde etmek A ya da B grubun elinde değil. Çok farklı yöntemler var. Hakikat tek olsa da yöntemler çok çeşitli. İşte İbn Heysem benzer iddiada bulundu. Dedi ki matematik de bize hakikati verir. Sadece siz veremezsiniz. Sizin hakikatiniz farklı bir yöntemle, bizim hakikatimiz farklı bir yöntemle. Hakikat aynı olsa da onun ifadesi farklı yöntemlerle olabilir dedi. Şimdi İbn Heysem'in ölümü 1039, İbn Sina'nınki 1037. Yani aynı dönemde 3 aşağı 5 yukarı iki farklı pozisyon var. Ama bu pozisyonlar diğer yöntemleri şu ya da bu şekilde tanımlasalar bile kendilerine has bir yöntemleri var ve bu yöntemden taviz vermiyorlar. Kelamcıların kendine göre bir yöntemi var. Hakikati bu verir. Filozofların, meşayiden kendine göre bir yöntemi var. Efendim sufilerin kendine bir yöntemi var. Birbirlerini de pek şey yapmıyorlar. Kabul etmiyorlar. İşte kelamcılara cedeli, siz cedelcisiniz diyorlar. Öbürü ona siz çok mistik şeyler söylüyorsunuz filan. Ama Gazali eleştirilenden sonra ve tabi Razi'nin köprünün altından çok sular akıyor. Şeye geldiğimiz zaman, İbn-i Rekfani'ye geldiğimiz zaman artık tasdif-ül ulum kitaplarında bile yer alacak şekilde keşfi yöntem, tasfiye yöntemi ya da riyazet yöntemi hakikatin elde edilmesi için bir yöntem olarak görülüyor. Zaten İbn Arabi gelip geçmiş, Konevi ve ekibi orada, Konya'da, onların hepsinden haberdar şey İbn Rekfani. O açıdan burada tasdif ulumunu görmek bizi şaşırtmasın. Evet, demek ki bu nasıl bir yöntem? Delil, bahs, nazar gibi bir şey kullanılmıyor. Vicdanla daha çok belirli bir riyazet, belirli bir zevk yoluyla, belirli bir yaşantı yoluyla elde ediliyor. Bu şimdi tabii ilk bakışta nasıl bir şey bu? Şöyle bir şey, doğrudan nasıl diyelim deyiş yerindeyse, kişinin kendisini hakikati idrak edecek şekilde hazırlaması ile alakalı bir şey aynı zamanda bu. Yani tezkiye dediğimiz nefsi arındırma, aynayı parlatma gibi yani düşünebilirsiniz. Hakikatin onda aksini görme. Bir tarafıyla da bunu kavl üzerinden değil yaşayarak yapma gibi ve dille bunun ifadesiyle de fazla ilgilenmeme. Bunu belirli bir lisan üzerinde anlatma ile fazla ilgilenmeme gibi farklı yöntemler olmakla birlikte. Buna diyor, bununla İslam dünyasında bu yöntemi takip edenlere sufiler denir diyor.
Bakın sufilerin hakikat arayışını, hakikat iddiasını kabul etmiş oluyorsunuz böylece. Bunların diyor ve lehum adabun şer'iyye ve istilahiyye. Bunların diyor şer'i bir edepleri, adapları, yöntemleri vardır. Kendilerine has kavramları, terimleri vardır. İstilahiyye diyor. Ve bunları çeşitli tasavvuf kitaplarında bulabilirsiniz. Mesela örnek veriyor. Sühreverdi'nin Avariful Marif'inde bulabilirsiniz diyor. Ya da Meşari'de, Cilani'nin Meşari'inde bulabilirsiniz diyor. Şimdi buradaki Sühreverdi, Şahabettin Sühreverdi değil, Ömer Sühreverdi, bu Sühreverdiye tarikatının kurucusu. Onun Avariful Marif'i. Ya da daha böyle vicdani, içsel bir terbiyeyi öneren Cilani'nin Meşari adlı eseri bu konuda örnek metinlerdir. Burada remizli konuşma esastır. Yani tasavvufta büyük oranda o sözel ifadelerde remizler vardır. Onlar temsildir yani. Onların nasıl diyelim anlamsal delaletleri, o lafızların anlamsal yayılımları İlk bakışta gözükmez. Kuşeyri'nin Risalesi bu konuda musannifine, müellifine kadar gelen büyük sufilerin hayatlarını verir. Niye bunu zikretti? Niçin tasavvufta sufilerin, büyük sufilerin sireti önemlidir? Çünkü sufilerin iddialarının epistemik doğrulamasını siz hayatlarında görürsünüz. Bu çok önemli bir şey. Yani tasavvufta herhangi bir sufinin, özellikle kurucu bir sufinin iddialarının denetlenmesi keşfi olduğu için, hale ilişkin olduğu için, yaşama ilişkin olduğu için ancak o kişinin siretinde cisimleşir. Yani bir sufinin sireti, yaşaması, yol alış tarzı, oradaki cisimleşmeler, oradaki tecessümler o sufinin iddialarının da epistemik bir göstergesidir, bir temsilidir. O açıdan tasavvuf zaten eyleme, amele çok dikkat ediyor. Bu nedenle menakıplar çok önemlidir tasavvufta. Her bir sufinin, büyük sufinin orada o menakıpta siz kendi iddialarını nasıl tahkik ettiğini, gerçekleştirdiğini, realize ettiğini görüyorsunuz. Tasavvufta menakıbın önemli olması o menakıpların epistemik birer nasıl denetleyici ve ispat edici rol oynamalarından kaynaklanıyor. Sonra başka eser Ebu Talip Mekki'nin Kutul Kulub. Bu biliyorsunuz Gazali'nin de İhya yazarken çok faydalandığı bir eserdir. Dolayısıyla bu eserler, bu saydıkları Sureverdi'nin Avarifi, Cilani'nin Meşari'yi, Kuşeyri'nin Risalesi ya da İbn-i Talib Mekki'nin Kutul Kulubu bu yola giren salik diyorlar, süluk etmek, yola girmek demek. Bu yola giren kişinin hem ilim hem de amel bakımından ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiyi kuşatır. Yani siz süluk etmek, salik, seleke, meslek aynı kökten geliyor. Bir yola girmek demek, bir yürüyüşe başlamak demek. Siz bu yola girdiyseniz, bu yolda yürümeye başladıysanız bu kitaplar size hem ilim cihetinden, bu alandaki, bu bağlamdaki bilgi cihetinden hem de bunun uygulaması cihetinden yeterli bilgiyi verir. Ama bu konudaki en kuşatıcı ve en faydalı kitap El-Futuhatil Mekkiye Şeyh Muhiddin İbni Arabi Et-Tahir. İbni Arabi'nin El-Futuhatil Mekkiyesidir diyor. Bakın dikkat edin, biraz önce dediğimi tekrar edeceğim ama Mısır'da bütün İslam dünyası buraya geliyor. Dolayısıyla İbn-i Rüşd'de var, Fahrettin Razi'de var, İbn-i Sina'da var, Nasreddin Tusi'de var ama İbn-i Arabi'de var. Hatta Konevi'de gelecek. Orada hepsini İbn-i Rekvan dikkate alarak metni üretiyor. Bu çok önemli. Tüm bunları dikkate alarak metni üretiyor ve diyor ki bu konudaki en faydalı, en kuşatıcı kitap budur. Zaten onun diğer kitapları da Kutubuhul Kulla
faydadan hali değildir. Yani İbn Arabi'nin diğer kitapları da faydadan hali değildir. Çok ilginç bu ilimle alakalı, bu tarzla alakalı latif işaretleri içerirler. Ancak diyor ve hâzihil kutub cülluha remzun. Bu kitapların hepsi remizlidir. Onun için çok dikkat edin. Yani uyarıyor. Femen kadaha fî zahiriye fûhû bimâ azinân. Eğer zahirine takılıp kalırsanız anlamdan uzaklaşırsınız. Zaten ister istemez böyle bir şey yapan bir mürşit. Mürşit de o meslekte, o sülükte size yol gösteren rehber demek. Yani bir yola çıktınız, bilmiyorsunuz coğrafyayı, topografiyi bilmiyorsunuz. Rehber tutuyorsunuz. Şuradan gidersen kaybolmasın, buradan gidersen şuraya düşmesin gibi. Mürşidin vazifesi budur. Yoksa mürşit size başka bir şey veremez. Evet. Bu remizleri de o size yolda açılıyor. Zaten remizler o yoldan elde edilmiş malumatın ifadeleridir. Siz yola çıktığınız zaman aslında siz de kendi remiz dünyanızı inşa ediyorsunuz. Tasavvufta her salik kendi mesleğini kurar. Her salik kendi mesleğini, o sülük boyunca kendi mesleğini kurar. Kendi remiz dünyasını kurar. Bazıları bunu ifade edip paylaşırlar. İşte o dediğimiz tarikatlar ortaya çıkıyor. Bazıları da paylaşmaz. O remizleri kendine has kılar. Evet. Ama diyor en iyisi, şimdi bakın burada hatırlarsanız İslam Düşünce Atlası'nda İbrahim Aleyhisselam Hoca'nın editör olduğu, editörlüğünü yaptığı İslam Düşünce Atlası'nda dönemlendirme yazısını okursanız orada yenilenme dönemi, yani Selçuk, Büyük Selçuklardan 1600'e kadar olan dönemi yenilenme dönemi diye adlandırmıştık. Onu ikiye bölmüştük sonra. 1200 ile 1400 arası yöntemlerin inkişafı, 1400 ile 1600'e yöntemlerin bütünleşmesi. Ama bunun örneklerini ta burada görüyoruz. Diyor ki İbn-i Ekvani, ve minel müştehidi yine men ibtada emrehu bil bahsi ve nazar fe intaha ile tecridi ve tasfiyeti nefs fe cema'a beynil fadileteyn ve haze kilten hüsneyeyn. Yani nazarla, bahsla işe başlayıp eşyanın hakikatini öğrenmeye başlayıp sonra tecritle, nefis tasfiyesiyle, keşfle bitirip bunu iki fazilet, iki erdemi, bak bunlar artık iki erdem diyor. İki erdemi birleştiren, iki iyiliği bir araya getiren Hüsneyn kişilerde vardır. Şimdi hatırlayın şeyde süre verdi Hikmetül İşrak'ta hikmetle uğraşan insanları sınıflandırıyor. İşte kimisi nazar ehli diyor, kimisi keşf ehli diyor, kimisi şöyle, kimisi böyle, ama orada yine onu vurguladığı, bu iki yöntemi birlikte kullansak ne yapabiliriz belirli. Nitekim Hikmetül İşrak'ta bunu veriyor. Hikmetül İşrak iki bölümlüdür biliyorsunuz. Biri bahs sistemi, İbn Sina'cı sistem. Onu bitirdikten sonra işraki yönteme geçiş yapıyorsunuz. Yani bu yöntemler birbirinin yerine ikame edilen yöntemler değil en nihayetinde. Birbirini tamamlayan yöntemler olarak da görülebilir. Ve böyle de görenler olmuş çeşitli açılardan. Evet. Şimdi diyor ki, peki diyor bu yöntem sadece İslam dünyasında mı vardı? Yok. Daha önce de bu yöntemi takip edenler vardı. Kendilerine göre bir felsefe, düşünce tarihi de yazıyorlar tabii bu adamlar. Mesela diyor ki Sokrat böyleydi diyor. Eflatun da böyleydi. Genelde bizim kültürde özellikle Platon, Eflatun, işrakiliğin biraz da matematikle alakalı olduğu için belki şey olarak görülür, piri olarak görülür. Aristoteles de nazar ehlinin piri olarak görülür. Böyle bir yaklaşım var. Sokrat, yani bildiğimiz Sokrates, Eflatun, Platon, Sühreverdi. Bu artık şey Sühreverdi. Sühreverden maktul olan Hikmet-i Şirak. Ve kitabı Hikmet-i Şirak, bak söyledi bunu aynen. Lehu sadirun hadel makam bir remzin ehva mine sırrı fi sadika. Yani burada bu yöntemi daha böyle sırlı, daha kapalı, gizli anlatıyor diyor.
Şimdi dikkat ederseniz entesan bir durum var burada. Şimdi biraz sonra onun üzerine konuşacak. Diyor ki eğer diyor daha da bu konuda ilerlemek istersen Sadreddin Konevi'nin Miftah'ına bakabilirsin. Bu her ne kadar Fatiha tefsiri ise de bu konuda yani tasfiye konusunda, tasavvuf konusunda sana güzel bir kapı açar. Şimdi çok ilginç. Bir tarafıyla Sokrates'e Platon'a gitti. Bir tarafıyla şey nedir? Süreverdiye tarikatının kurucusu olan Ömer Süreverdi'ne gitti. Öbür taraftan Cilani'ye gitti. Öbür taraftan Kuşeyri dedi. Sonra İbnül Mekki dedi. İbn Arabi'ye atıf yaptı. Sonra Süreverdi'ye atıf yaptı. Sonra Konevi'ye geri döndü tekrar. Şimdi burada henüz bir ayrım yok dikkat ederseniz ama bunlar ileride ayrılacak. Yani iki temel yöntem baki kalacak. Nazar ve keşf yöntemi ama nazar ve keşf de birbirinin içerisinde ayrılacak biliyorsunuz. Kutbuddin Razi ondan sonra Seyyid Şerif Cürcani'de bunlar çok net ve Osmanlı'da da yerleşecek bunlar. Taşrubizade'nin Miftahul Ulumunda benzer şeyi göreceğiz. Şimdi nazar yöntemi, keşf yöntemi. Nazar ikiye ayrılacak. Meşrailer, kelamcılar. Keşf de ikiye ayrılacak. Sufiler ve işrakiler diye. Bunların da kendine göre nedenleri var. Ama burada henüz bu ayrımın olmadığını görüyoruz. Yani 14. yüzyılın başında yazılan bir metinde henüz böyle bir ayrım yok. En azından açık ve seçik değil. Evet. Şimdi bu yol, bu yöntemler yani ister nazar olsun ister keşf olsun en nihayetinde belirli bir grubun takip ettiği yöntemlerdir. Yaratılıştan buna müsait olan, buna emek veren insanların yöntemidir. Büyük halk kitlelerine gelince böyle değil. Yani onların ne nazardan ne de diğerinden bir nasipleri yok doğal olarak. Fakat insan tabiatı gereği, fıtratı gereği kemale ermek ister. Kemalini tamamlamak ister. Yani evet ben nazar yöntemini bilmiyorum. Keşf yöntemine de aşina değilim ama nedir? Kemalimi sahip olduğum Tanrı'nın bana verdiği imkanları gerçekleştirmek istiyorum. Buna eş-şuuru tabii diyorlar. Yani doğal bir şuur, bilinç bu esas itibarıyla. Çünkü ben kendimi diğer canlılarla mukayese ettiğimde hayvanlar, behaim anlamındaki hayvanlarla mukayese ettiğimde farkımı görüyorum. Şimdi. Evet. Onlarla müşterek olmadığım pek çok nokta var. Şimdi bunu diyor en güzel anlatan, bu da çok enteresan bir bilgi. Bunu en güzel anlatan İbn-i Tüfeğ'in Hay bin Yaksan'ıdır diyor. Burada tabii şimdi buna girmek istemiyorum ama bu şeyin İbn-i Tüfeğ'in Hay bin Yaksan'ı biraz farklı yorumlanıyor günümüzde. Autodidaktik falan hiç alakası yok orada. Hay bin Yaksan faal akıl demek. Yani bir insanın tek başına faal akıllı ittisal edecek bir pozisyon kazanabileceğini iddia ediyor. Yoksa bu kendi başına bilgileri öğreniyor falan değil. Feyzden pay alıp mesafe kat ediyor anlamına geliyor bu esas itibariyle. Mesela otodidaktik falan anlamında değil o. Eşyanın hakikatine faal aklın feyziyle merhale merhale ulaşmak. Ama bunu yaparken çevresindeki fiziksel yapılardan veri almak. İşte ölen bir hayvanı görüyor, bitkileri görüyor, yarıyor, bakıyor, ediyor filan. Oralardan hareket ederek kendini hazır hale getiriyor ama o feyizle bilgiye ulaşıyor anlamında. Bunu da örnek olarak veriyor Hay bin Yaksan. Tabii Hay bin Yaksan metninin ideolojik, politik yorumu da var. O şimdilik konumuz değil. Bu yukarıda zikredilen her iki yöntem içinde engeller vardır. Yani insanlar kolay kolay bu yöntemleri kullanarak eşyanın doğru bilgisine ulaşmıyorlar.
Bunlar ayrı konulardır diyor. O engeller dolayısıyla yöntemin sağlıklı bir şekilde tatbik edilemediği durumlarda söz konusu tabii. Evet. Şimdi bu yöntemleri takip edenler çeşitli engellerden dolayı, bunlar psikolojik de olabilir, sosyolojik olabilir. Her ne kadar diyelim ki nazar yöntemini uygulamış olsa ya da keşf yöntemini uygulasa da o nedenler ne olursa olsun yanlış yollara gitmiş olabilirler. Bunu niye anlatıyor İbn-i İhvani? Tarihsel gerçeklikte gördüğümüz farklı okulların, farklı yaklaşımların, dinlerin, efendim mecusiler var şunlar. Bunların hepsinin aslında bu yolları takip ederken, ister nazar ister keşf yolunu takip ederken çeşitli nedenlerden dolayı yollarını kaybetmesinden doğan sonuçlar olduğunu söylemek için böyle bir şey yapıyor. Diyor ki mesela ehil olmadığı halde nazar yoluna girip de hakikati kaçıran, eşyanın gerçekliği ya da eşyanın gerçekliği için doğru bilgi elde edemeyen insanlar var. Ve bunlardan bir sürü taife ortaya çıkıyor, bir sürü grup ortaya çıkıyor. Mesela Seneviye, ikiciler, iki ilahı kabul edenler, mecusiler, bunların hepsini uzun uzun anlatıyor. Ben bunlara girmeyeceğim. İster nazar yolunu takip etsin, isterse keşf yolunu takip etsin. Bu iki yöntemi sağlıklı bir biçimde uygulayamayan, çeşitli nedenlerle uygulamayan yaklaşımlar bir süre sonra eşyanın hakikatini ve eşyanın hakikatine ilişkin doğru bilgiyi elde etmek için çıktıkları yolda farklı güzergahlara saparlar ve buradan da tarihte gördüğümüz çok çeşitli okullar ortaya çıkar. Şimdi bu zimden şunu içeriyor. Aslında bu yöntemlerin kendilerinde bir problem yok. İster siz teorik yöntemi, nazar yöntemini, bahs yöntemini kullanın, isterse keşf yöntemini kullanın. Yöntem olması bakımından doğru ve doğru uygulandığında da size eşyanın hakikatine ilişkin doğru bilgi verir. Fakat çok çeşitli nedenlerle, psikolojik, sosyolojik, şu bu, o yöntemle yola çıkanlar güzergahlarını kaybettiklerinde tarihte gördüğümüz çok çeşitli şeyler çıkıyor. Felsefi tutumlar, dini tutumlar, tasavvufi, mistik tutumlar ortaya çıkıyor. Bunları uzun uzun anlatıyor. Ben bunlara girmeyeceğim burada. Çünkü bir şeye döner bu. Dinler tarihine döner mesele. Buna bakmayacağız. Tüm şeyleri kendi dönemine kadar gelen dinleri burada sırayla İran dinlerini, ondan sonra güneşe tapanlar, sahabileri ve benzerleri sırayla inceliyor. Evet. Şimdi biraz önce demişti ki bunlar sadece belirli bir kesimin elde edebileceği ve takip edeceği yöntemlerdir. İster nazar yöntemi, ister keşf yöntemi herkesin harcı değil. Peki çok cüz'i, küçük bir grubun belirli bir eğitim, belirli bir emek sonucunda elde ettiği yöntemlerse bunlar halkın büyük çoğunluğu ne olacak? Şimdi burada dikkat edin, yine senenin baş kitabı ilk okurken anlattığımız konuya geri döndük. Şöyle bir baktığımız zaman %98 diyelim, hatta %99 halkın büyük çoğunluğu böyle bir imkandan mahrum. Bu imkandan mahrumiyet sadece politik ve iktisadi değil. IQ'su yeterli değil. Efendim, kapasitesi müsait değil. Aldığı eğitim müsait olmayabilir. Bu tür insanlar ne olacak? Diyor ki İbn-i Ekvani 39'da bu insanlar hem nazardan hem de keşften uzaklar. Ama bunların yaşaması lazım bir şekilde ve bu yaşama da böyle girişimli olmaması lazım. Belirli kurallara uygun, belirli erdemleri temsil eden, ondan sonra kötülüklerden, erdemsizlerden kaçan bir yapı olması lazım. İşte buradan ne girdi devreye? Dikkat edin. Yine nübüvvet girdi. Diyor ki bunlara diyor ancak
nübüvvetin getirdiklerinden faydalanır bunlar. İşte Farabi'nin başka bir ifadesi olmuş oldu. Tamam mı? Evet. Bunlara bu peygamberi bilgi, nebevi bilgi bu açıdan bunu şunu demiyor. Nebevi bilgi filozofların, sufilerin işine yaramaz anlamında değil. Onlar zaten belli yöntemlerle bu bilgilerle emaller. Nebevi bilgiyi de bu çerçevede okunmasını becerirler. O ayrı bir konu ama büyük halk kitleleri keşfi ve nazari bilgiyle muhatap olamayacakları için onların muhatap olacağı şey nebevi bilgidir. Çünkü nebevi bilgi belirli remizlerle, belirli sembollerle, mecazlarla anlatıldığı için soyut olmadığından dolayı büyük çoğunun katılabileceği bilgilerdir. Ve bunlar nedir? Peygamberler tarafından tebliğ edilirler ve insanlar bunlara uyduklarında nedir? Erdemli bir şekilde yaşamayı becerirler. Birbirine düşmeden, kavga etmeden, gürültü etmeden. Bu peygamberler de kendi nübüvvetlerini çeşitli kendi yaşadıkları dönemde dönem için fevkalade olan o zaman ve mekanı aşan bazı mucizelerle bunu delillendirdiler. Dile getirdikleri bilgilerin doğruluğunu ve büyük kitleler tarafından kabul edilmesini sağlamak için belirli mucizelere getirirler. Şimdi diyor ki İbn-i Rekfani, işte tüm bu nasıl ki biz nazari bilgiye hikemi felsefi bilgi dedik, tasavvufi keşfi bilgiye de işte tasavvuf dedik. Bunlar eşyanın hakikatini araştırmak ve buna göre yaşamayı şey yaptılar, önümüze koydular. Aynı şekilde nebevi bilgi, vahyin, nebevi bilginin de dallı budaklı bir tarafı var. Tüm bunları bir arada tutan ortak bilginin adı da İlmun Nevamis. İlmun Nevamis. Bunun üzerine duracağız. İlmi ilahiden hemen sonra bunu anlatacak zaten. Şimdi bu Nevamis, namus kelimesinden geliyor. Bunun üzerine duracağız. Aslında vahiy demek, Cebrail demek. Bir tür Farabici nübüvvet teorisinin farklı bir ifadesi. Her ne kadar onun kozmik taraflarına işaret etmese de İbn-i Rekfani, çünkü aradan epey zaman geçti. Bu namusun Nevamis dediğimiz işte hadis, tefsir, tüm bunlar bunun içine giriyor. Bunlar nebevi bilginin farklı açılardan araştırılmasını ele alan bilgiler. Hepsinin ortak adı Nevamis. Tıpkı İlm-i İlahi'deki ortak ad gibi İlm-i Nevamis de dini ilimlerin ortak adı haline geliyor. Bunların hepsine, yani nebevi bilgiyle iş görenlere milliyun adını verir. Bu millet kelimesinden üretilmiş milliyun. Farabi'nin kitabında adı zaten biliyorsunuz. Diyor ki İbn-i Rekvani, vel milelül mevcude fî zemânâ sene, bugün günümüzde bu anlamıyla, yani belli bir namustan gelen vahiy bilgiye müstenit bulunan üç millet var. El milelül selâs, kimmiş? Müslümun, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar. Ve nasıl ki ilm-i ilahide ister nazar ister keşif yöntemini takip etsin, insanlar bu yöntemleri takip ederken çok çeşitli nedenlerle güzergah değiştirip o doğru bilgiye belirli mesafelerde pozisyon alabiliyorlarsa, yani doğru bilgi var ama o doğru bilgiye yöntemi tam anlamıyla uygulayan ulaşıyor. Biraz yanlış uyguladığımı, o doğrunun biraz dışında kalıyor. Biraz bazıları çok uzakta kalıyor. Aynı şekilde diyor, nebevi bilginin yorumunda, yönteminde farklı yorumlar yapan, o nebevi hakikatin, nebevi bilginin verdiği doğrunun uzağına çeşitli derecelerde düşen ortaya çıkıyor. Bunlar da fırka diyor. Nasıl ki keşfi ve nazari yöntemin mensupları belirli ekolleşmeler, belirli meşrepleşmeler oluşturuyorsa, vahiy bilgideki
derecelendirmelerde fırkalar ortaya çıkıyor ve bu fırkalar aslında hepsi nebevi bilginin verdiği doğru bilgiye yönelik olarak yöntemsel derecelendirmeler, o yöntemin uygulanma biçiminden kaynaklanan derecelerden neşet ediyor diyor. Nitekim İslam'da diyor bir hadise nispet edilerek 72 fırka ya bölüneceği ki, 73 fırka. Yani İslam ümmeti 73 fırkaya bölünecektir. Bunların 72'si zarardadır, diğeri cennetlidir gibi ve bunu biliyorsunuz çok kullanılan bir hadis bu. Kaynağı nedir ne değildir ben hadisçi değilim bilmiyorum ama bundan hareket ederek İslam dünyasındaki farklı fırkaları 72 taneye çıkartmak için özel bir gayret gösterildiği de görülmektedir. Şimdi toparlarsak buradaki bilgiyi şunu demek istiyor İbn-i Ekvani. İster ilmi ilahi olsun, ister ilmun nevamis olsun, ister keşfi ve nazari yöntem olsun, isterse vahyi yöntem olsun, vahyin verdiği bilgiden kaynaklı yöntem olsun. İnsanlar bunlarla muhatap ama bunların uygulamaları tarihsel süreçte çok çeşitli nedenlerle farklılıklar gösteriyor. Ve tarihte gördüğümüz bu ekolleşmeler, mezhepleşmeler, fırkalaşmalar, mezhepleşmeler hepsi bu yöntemsel uygulamalardan kaynaklanan nedir? Yönelimler olarak karşımıza çıkıyor. Bu hem felsefede var, hem tasavvufta tasavvufi yönelimlerde var, hem de vahyi bilgide var. Daha sonra İbnül Ekfani nasıl ki keşifte ve nazardaki şeyleri saydıysa ekolleri, tüm tarihteki dini inançları, felsefi inançları, ekolleri, mezhepleri, okulları sayıyor sırayla. İslam'daki başta Eş'ari, Maturidi gibi Kaderi, Cehmi, İbahi, Şii, Sünni tüm şeyleri İslam dünyasında bulunan fırkaları o 73 kavramını 73 fırkayı oluşturacak şekilde uzun uzun anlatıyor. Bunları dediğim gibi girmeyeceğim. Sonra Hristiyanlarınkini şeyini anlatıyor. Sonra Yahudilerinkini anlatıyor. Çünkü Yahudilerin de belli bir nebevi bilgisi var. Hristiyanların da var. Ve bunlar da bu bilgiden hareket ederek çeşitli fırkalara ayrılıyorlar. Bu açıdan bu kısım, şimdi dikkat edin, ilmi ilahi dedik. Sonra ilmi nevamisi buna ekledik bir alt parça olarak. Ve buralara mensup duyan insanların da aralarındaki fırkalaşmaları, bölünmeleri anlattık. Bir tür metafizik, inanç tarihi, teoloji iç içe girmiş oldu. Ve küçük bir dinler tarihi ne döndü bir bölüm. Yayınlanmış Musa'da 36'dan 52'ye kadar olan bölümde özellikle İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikteki farklı mezhepleri, farklı yaklaşımları bize vermiş oldu. Evet. Burada tamamlayalım. Önümüzdeki hafta İlmün Nevamis'e bakıp fazla ayrıntılara girmeden tabi bilimlere geçiş yapacağız. Zaten vaktimiz de doldu. Var mı sorusu olan? Hocam gelmemiş soru. Hocam Beyza Balcı parmak kaldırdı diye gözüküyor ama Yazsın. question and answer'dan yazabilir. Yazsın sorusunu şimdi. Yazsın. Neyse. İki tane el kalkmış. Arkadaşlar Evet. sorsunlar. Bilebildiğimiz biliyorsak cevap verelim. Arkadaşlar burada chatten yazabilirsiniz. Herhalde ne oldu? Yazmadılar. Hangi kaynağı Beyza? Ben anlamadım. Kaynağı nereden temin edebilirim derken hangi kaynak? İrşad-ı Kasıt mı? Onu biz göndermedik mi Mehmet tüm okuyucu arkadaşlara, katılımcı arkadaşlara? Hocam linkini paylaşmıştık ilk derste. Linkini paylaştık, oradan alsınlar. Evet. Başka?
Yok herhalde. Peki. O zaman 15 gün sonra görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yok geldi herhalde. Ben ilk defa katıldım diyor. Bunun linkini paylaşmıştık arkadaşlar. Kitabın linkini. İnternet ortamında var zaten. İbn-i Ekvan'ı inşallah kasıt derseniz bulabilirsiniz. Evet, Google'a Arapça olarak İrşad-ül Kasıt İbn-i Ekvan'ı yazılırsa çıkan çıkıyor şey değil mi? Evet. Zaten birkaç tane var. Oradan arkadaşlar bulabilirler. Başka sorusu olan yok zannediyorum. Yok, bir tane daha mı geldi? Evet, yok. Yok hocam, başka. Peki arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. 15 gün sonra görüşmek üzere. Geceniz hayır olsun. Hayırlı akşamlar hocam. Ebu Bekir'cim, sana da iyi akşamlar diliyorum.